الكريم وخلفائه المعصومين وصحبه الصالحين وأمته المؤمنين سيما السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين أبي أنت وأمي يا مولاي يا أبا عبد الله نشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وجاهدت في الله حق جهاده وأطعت الله وعبدته حتى أتاك اليقين والله فلعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به بأبي أنت وأمي ونفسي ليت كنا معك يوم عاشوراء في كربلاء فنفوز فوزا عظيما قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا فهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ مولانا علي أمير المؤمنين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين امام زمان علیه السلام محزون و مکدر گنگنه اکشما آدنا ملهم و دنیا آدنا به آلی سلوات اللهم صل على محمد و آلی Halid İbn-i Velid bir orduyla gönderildi. Yemen üstüne muvaffak olmadı. Katliamlar yaşandı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ali aleyhisselamı da gönderdi. Ordular birleştiğinde Ali Aleyhisselam orduların genel komutanı olmak üzere. Emirül Mü'minin gitti. Resulullah'ın genel hükmü aklındaydı.
لو أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. Savaşmaktaki bu mücadelede, bu mücadelede nebevi harekette asıl olan öldürmek değil. Bir adama doğru yolu göstermek, onu İslam'a kazandırmak, hak yoluna nefer etmek, İslam ümmeti arasına katmak, güneşin ışınlarının düştüğü ne varsa onların hepsinden daha hayırlıdır. Bildiğiniz üzere güneş yerin her tarafına vurur. Kutuplara da vurur. Hatta 6 ay vurur ama o 6 ayın tamamı gündüz olur. Güneşin vurduğu her şeyden daha hayırlıdır. Güneş vurmadığı yerde hayat yok demektir. Güneş su gibi hayatın kaynağıdır. Sadece hayatın kaynağı olmakla kalmıyor. Bir takım ekolojik faydaları, bir takım derken azımsandığı gibi neredeyse tamamı o da güneşin vurmasıyla ilgilidir. Yerde insanların ihtiyacı olan ne varsa o güneşin dünyaya vurmasıyla meydana gelir. Hatta hayat sudan başlamış olmakla birlikte suyun hayat kaynağı olmasını sağlayan da kimi? Güneştir. Güneş olmazsa su camit -270 derecede mutlak bir cansızlık ve donukluk olur. Güneş olmasa esasen su olmaz. Güneş buzu eridir, su olur. Güneş suyu baharlaştırır, dünyanın en yüksek dağlarının tepesine kadar suyu taşır. Baharlaşmasa siz o yaylaları, dağları neyle sularsınız, nasıl sularsınız? Yaylalar da o zaman bozkıra dönüşür. Güneş vurur ki meyve yetişir. Devamlı yağmur yağsa, yer su olsa, yaş olsa, ıslak olsa gene bitki bitip büyümez. Güneş suyu buharlaştırır, havayı vurduğu yerlerde değiştirir. Sıcak hava soğuk havayla yer değiştirip rüzgarları meydana getirir. Ondan buharlaştırdığı suyu bulut halinde yüksek tepelere kadar dünyanın her yerine taşıyıp buralara tuzlu suyundan aldığı buharı bile tatlı suya dönüştürüp yağış yağdırıp hayat verir. Kur'an öyle diyor. O su gökten inmezse siz yerde
Bu çareniz yoktu ki bütün her yeri sulayıp mer'a mıdırına getiresiniz ekmekler. Efendim yer kaynakları o zaman eğer güneşin suyu buharlaştırıp dağların tepesine kar stoku yapıp oralardan bir kısmını baharda bırakıp bir kısmını tedricen bırakıp yıl boyu ondan istifade etme olmazsa ve de bir kısmını da yeraltı suyuna, satı suyuna çevirip tatlı su edip size çeşmeler halinde, nehirler halinde vermezse siz tatlı suya hasret olursunuz. Tatlı suyu güneş bize temin etmiştir asıl itibariyle. Onunla da bitkiler ve de yerin havası değişmek suretiyle büyüyüp yetişir, hayvanların ve insanların istifadesine sunulur. Keza mağarık ve meşarık olan yerde ya da şöyle diyeyim mağribeyn meşrigeyn olan yerde haritaya, jeolojik haritaya baktığınızda güneşin en son kuzeyden çıktığı hattı istivayla güneyden en son çıktığı hattı istivanın arası boz görünür. Onun dışında kalan alanlar yeşil, biraz daha dışında kalanlar ise buzullar. O boz görünen yerlerde de çeşitli madenler, fosil yakıtlar yine güneşin sayesinde oluşmuştur. Güneş olmasaydı ne altın olardı, ne gümüş olardı, ne petrol olurdu, ne gaz olurdu ve ne de sahil madenler. Güneş olmasa suda canlılık, hayat da başlamazdı. Buzul olup kalırdı. Su oluşabilir miydi? O da başka bir mesele. Öyleyse dünyanın tükenmeyen stoklarını hep güneş vasıtasıyla elde etmiştir. Tükenenleri de öyle. Yani madenler de güneşin sayesinde oluşmuş. Büyük kısmı ve en önemli kısmı. Ve de onlar tükenebilen şeylerdir. Belki milyon yıl sonra, belki milyar yıl sonra kimileri var ki belki birkaç yıl sonra tükenecektir. Ama bir de tükenmeyen nimetler var. Ekip için istifade ediyorsunuz. Bu devamlılık arz ediyor. Aynı bir koşan toprak gül eksen gül bitirir. Onun içinde nasıl bir stok varsa buğday eksen buğday bitirir. Efendim ağaç eksen ağaç bitirir. Meyve eksen aynı topraktır ama her şeyi yetiştirebiliyor. Yeter ki güneş ve güneşin bize kazandırdığı tatlı su o toprağa ulaşsın. Dolayısıyla güneşin vurduğu şey derken yani tükenmez nimetler, tükenmez servet. Bunların tamamı bir adamı idare etmenin değeri kadar değil. Bu tükenmez servet. Sadece yer küresi de değil ki güneşin vurduğu. Etrafındaki gezegenlere de güneş ışık gönderir. Sonra güneş olmasa zifri karanlıkta ne yapabilir insan? Ne yapabilir? Güneş sadece nimet kaynağı olmakla kalmıyor. Aynı zamanda nuruyla dünyayı aydınlatıyor ve bize çalışma fırsatı verir.
onun oluşturduğu nimetlerden istifade etme, germe, toplama, yetiştirme, istifade etme fırsatı verir. Keza enerji daimi tükenmez bir enerji kaynağıdır. Güneş enerjisiyle yakıt anlamında ve enerji elde etme anlamında petrol gibi istifade etmek mümkündür. Teknolojide o duruma gelmiştir. Rüzgarlar da onun oluşturduğu hava değişikliğiyle meydana geldiğini hesaplasa, rüzgar enerjisi de en direkt güneşin sayesinde oluşur. Onun da istifade etmek mümkündür. Yani Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ali-i Murtaza'ya خَيْرٌ لَكَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسِ derken tükenmez bir servetten bahsediyor. Tükenmez bir servetten. Ondan daha hayırlısı senin için o servete sahip olmaktan daha hayırlısı bir kişiyi kazanmak. لو أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. Enteresandır bu hadis. Küçük farklarla sünni kaynaklarda da var. O da enteresan değil. Asıl enteresan olan iki merceğin Risalesinde yazsa herkes güler. Şahsıma hitaben iki merceğin ağzından vaat ediyor. İki merceğe taklidin ağzından. Ruhuşad olsun. Adil-i Hüsma. Eraki. Allah sıhhat afiyet versin. Adlar Özma Rahmet-i Kurasan'a ikisinin de ağzından vaatisi dinlemiş. Sahih hadistir. Bundan ne nasıl istifade edilir bu hadisten ne anlamalıyız? Bu yandan medde maat inancı olan insan olarak yani ed-dünya mazra'atul ahire dünya ahiretin tarlasıdır ekineğidir. Asıl olan burada ekip orada bitmektir. Burada yatırım yapıp orada o yatırımın sonucunu almaktır. Dünya esas itibariyle yatırım yeri değil. Daha doğrusu yatırımdan faydalanma yeri değil. Öyle bir yatırım yapacaksın ki kalıcı yerde ondan istifade edersin. Orada yaramış olan. Şimdi birçoğunuz veya hepimiz kazancınızı babalarınızın mezarının bulunduğu yere yapmıyorsunuz. Allah onlara rahmet eylesin. Niye buradan vazgeçemişsin? Babanın başını mı buraya gömükler? Babanın bedenini de başını da oraya gömükler ama sen oraya götürüp yatırım yapmıyorsun. Oradaki tarlalarına yatırım yapmıyorsun. Burada bir 100 metre, 200 metre elde edip ona yatırım yapıyorsun. Çünkü değilsen ki çoluk çocuğum da oraya gitmeyecek. Geleceğim orada değil. Yani orada artık dönecek değil. Oraya niye yatırım?
buraya çok ağır yatırım yapanı da akıllı bulmazsınız. Biri gidip orada 100-200 bin liralık bina yapsa onu da çok makul bulmazsınız. Hatta yazdan yaza gidip kalmak için küçük bir şey yapmak neyse de buraya büyük yatırım yapar, çeker, işte köşk gibi bina yapar. Bunu makul bulmazsınız çünkü. Ya orada kalmayacağım ki. Nerede ki? Küçük ayda olsa. Yazdık lazım sana. Bunun işte teşkilata gerek yok dersin. Ama inanın ki yani ahirete inan inanma burada kısa gelir insan. Yani hani derler Hazreti Nuh aranebine ve aleyhisselam'a dediler binlerce yaşamıştır. Yani Abbasi, Selçuki, Osmani tarihini üst üste koysan, Emevi'de onun üstüne koysan gene o kadar olmur. Resul-i Ekrem dönemini de koysan gene olmur. Git İsa Aleyhisselam'ın tarihine gene olmur, düzelmiş. Yani bir ruhun ömrü kadar olmur. Yine %25 eksik kalmış. O kadar yaşardı. Dediler ki nasıl buldun? Bu kadar yaşadın da ne kadar oldu? Dedi abi biraz önce orada oturmuştum güneş incitmeye başlayınca baktım geçtim gölgeye ya doğumunla bugünün arası bana yok. Çünkü sahili gün bitiyor. Bir bakırsan ki bir mücadele, bir hayat mücadelesi, bir ne bileyim tebligat mücadelesi. Bir bakırsan ki hayat bitmiştir. Ben ömrümün yaklaşık %70'ini veya 60'ını burada yaşadım ama öyle dünün geldi hur habur bir habur aha ömür geldi çıktı buraya. Aradan bir bakıyorum 36 yıl geçmiştir. Ama bana öyle dün geldim gitti. Bu kadar mı kısa? Ama dün de yaşasak yine böyle gelecek ki bugün o mümkün değil çünkü hava fasit olmuş, su fasit olmuş, yediğin gıda fasit olmuş, bozulmuştur. Açgözlülerin yüzünden dünyanın o temizliği bozulmuştur. Yediğin ürünler gede olmuştur, doğal değil. Eskiden çok basit etmesin bildiği bir şey. Çocuklar bilmez de 30 sene önce doğanlar için ya işte memlekette azdan çok da yaşayanlar için o zaman salata yapırsan salatanın suyu üstünden başlattı. Şimdi salata yapırsan kokur. Bu lezzeti de ne domatesi, ne biberi, ne patatesi hiçbir şey bu eskide hatırlıyorum. Çünkü o ürün değil. Attığın gübre de suni olduğu için zehirliyor onu. Nuh Aleyhisselam'ın dönemindeki dünyayı bir düşün. Havası, suyu bakımından. Ve de bir peygamber olarak nasıl yaşayacağını bildiğini de üstüne koyduğunuzda 2500 yıl yaşaması bayit değil. Ama yüzlerce yıl yaşadığı, bin yıl civarında yaşadığı Kur'an'la sabit. Tebligat süreci tufandan önce 950 yıldır. Ne zaman nebi oldu, ne zaman tebliğ eledi? İşte 950 yıl o dönemdir.
Tufandan sonra da yaşadı ki ikinci Ebu'l-Beşer denir. Nuh Aleyhisselam'a evlatları olacak, yeniden dünya insanlıkla süslenecek. Onun için yani 2500 yıl makuldür. 1000 yılın üzerinde yaşadığı kesin. Yani Kur'an'la kesin. Rivayet değil, belki ravi yanlış anlamış diyesin. O öyle tarif edilir. Ve de mutlu yaşamadı ha. O kadar mutsuzdu ki, insanlar onu o kadar bıktırdı ki, Allah'ın peygamberiyle alay ettiler, böhtan dediler, rahatsız ettiler. Evdeki hanımı dahi onu rencidedir. Hıyanet edildi. Lut ve Nuh'un hanımları Kur'an'da müminin yanındaki kafir hanım olarak örnek sunulmuştur. Kafirin yanındaki mümin değil. Müminin yanındaki kafir. Elbette burada söz yerine gelmişken onlar hıyanet edirdi derken bazıları, özellikle kardeşlerimiz böyle yorumluyor ki onlar estağfirullah zina etmiştir. Yok. Şia'nın görüşü budur ki hiçbir peygamberi Allah namusuyla imtihan etmemiştir. Tabirimi mazur görün, Allah hiçbir peygamberi bu yüzden almıştır. Bir Müslüman imtihan etmemiştir. Hıyanetleri düşmanın safında olmak yetmiyor mu? Bu peygamberin hanımıdır. Onun ekmeğini yiyor. Onun çocuğunun anasıdır ama düşmanın safında. Oğlunun birini de kendisine uydurmuştuk ki garg olurken kendine de olsa ata kalbi işte Allah o da benim evladım diye yakardığında Allah o artık evlatlık hakkını kaybettiğine binaen buyurdu, o senin değil artık. Yolunu ayırmıştır. Bunu anlamak aslında çok zor değil. Allah uzak etsin, benim evladımdan birisi benim inancımı, benim kültürümü taşımayıp başka inanç ve kültürlerin tarafında olsa, onların safında bana karşı savaş açsa o benim evladım değil. Biyolojik olarak benden doğmuş olsa dahi artık o benim evladım değil. Kesildi irtibatımız. Safını değiştirdi. Kendi safını seçti. Babalık evlatlık da sadece ona dünya getirmek değil. Bu da klişe laflardan birisidir. Baba dünya getirdikten sonra ona karşı görevlerini yapmamışsa ne kadar baba oldu ya. Evlat o valideyninin yolundan başka yol tuttuysa umutluydu ki bunun kültürünü, kazanımını, birikimini onlar devam ettire. Oysa ki onlar herkesten önde onu yok etmeye çalışırsa o ne zor, o nasıl bir evlattı? Baba evlattı bu şekilde bitmiş oluyor zaten. İşte başkaları yok demek ki hanımı başka yerden tutmuş gibi yorumlasalar da Şia'nın görüşü bu noktada budur. Hiçbir peygamberin hanımı iffetsizlik etmemiştir. Liza bizim
Evladı bağırsa düzgün olur, evladı da özünden beter olmuş. Derken ümidi kesilmiş. Kur'an'da da diyor bunu. Yani demiş Allah, bunlar kafirden başka bir şey üretmiyor. Yani doğurdukları da kafir oluyor. Bu ki yeryüzünden bunların evini, neslini kes artık. Allah'a böyle dua etti. Allah da yok etti. Hepsini yok etti. Bir gemiye duracak birkaç kişinin dışında. Birkaç kişi, bir peygamber binlerce sene veya bin sene hizmet verecek, neticesi bu olacak. Bununla birlikte Nuh Aleyhisselam bu mutsuzluk içerisinde bile yurdan kalkıp buraya geldiğim gibi gelir. Doğduğumdan bugüne kadar geçen süre. Hayat kısa. Odur ki dünya mezraatul ahir. Burada ekiyorsun, orada bitmek üzere. Bunun ahirete, ahiret inancı olan herkes için bu böyledir. Yani oraya yatırım yapmazsan yazık ettin. Kur'an burada senin ne yaptın, ne yatırım yaptıysan dalle se'ilhum fil hayati dünya. Oraya faydası yoksa, orada kalktığında o sermayeden ömrünü verdiğin o yatırımdan orada yararlanmayacaksan dalle se'ilhum fil hayati dünya, yanlış yatırım yapmışsın. Dedi şimdi benim halı yurduna köşk yapmam gibi olur. Anküsehne o tepesine. Ya da tezekende. Hırbası orada deyirdiler. Harabe ser anlamında. Baş haraba. Alköse'den 5-6 kilometre yukarıda bir köydü, Alköse'ye kalp yezdi köydü. Dedim ben oraya işlenildim, orada köşk yapım. Herkes üstüme güler. Boş yatırım. Neye diyeceğiz? اَلَّذ۪ينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَلَاتِ Yanlış yatırım ya. Garacık ekmek gibi bir şey. Ya da ekim bitirmeyecek, yani gücün samanını hayvanına vereceğin, efendim hububatından da kendin kendiye doldurup, ambara doldurup, kış boyu tüketmeyeceğin bir şeyi ektiğini düşün, ya da bir toprağa ektiğini düşün. Gidip şöreket yere tohum serip, tutmayacaksın. Ekin ekirsen garazla dönüşür. Dalle se'yuhum fil hayati dünya. Gülsün haset yapıp toparlayı derip denilir kendine, evladına, samanlı da hayvanına vermeyeceğin bir şey. O zaman göreceksin ki boşa gitmiştir. Emekler boşa gitmiştir. Dalle se'yuhum fil hayati. O kendi kendine de dediğim gibi o harabasara, kırbasura köşk kurmak kimin, yanlış bir yatırım yapır. Ne kendisi ne evladı ondan istifade edecek. Ne yaparsan yap. Orada eğer bunun ürününü toplamayacaksan boştur. Ahirete inanan için bir yeniden düşün, boştu. Mezraatul ahire. Ama öyle yatırımların olsun ki yarın ruz-ı mahşerde işine yarasın. Onların nasıl yatırım yapacaksın? Onun işte Zeynep'e bir eser koyuyor. Senin
Allah için yaptığın her şey faydalı ürüne dönüşür. O gideceğin, konaklayacağın, daimi konaklayacağın yerde işine yarayacak ürüne dönüşür. Allah'ın hesaba katmasan hepsi garajına dönüşür. Oradan yararlanamayacaksın. Güzel şey yaptın, riya için yaptın, şöhret için yaptın, kudret için yaptın. O da orada garajına dönüşecek. Güzel şey yaptın, kötülüklerinle mahvettin. Bir kova süt verir, 30 kilo süt veren neler var değil mi? Yani sonunda bir tekme vurup döktükten, zibilin içine baktıktan sonra bir şeye yaramıyor. Ashab-ı Resul'ün en karlıları hangiler oldu biliyor musun? Resul'ün namazıyla, duasıyla dünya, Resul hayattayken dünyadan gidenler oldu. Resul'den sonra yazık ettiler. Bir tekmeyle o güne kadar bir sorusu verdikleri sütü tüktüler. Allah akıbetimizi hayırlı etsin. O gün bu yaşandı. Bugün de yaşandı. Başta Zeynep'e de belki senden daha çok çabalayan bir baksan küçük bir imtihanda kaybetmiştir. Saf demiştir. Son kerpisi doğru koymak önemlidir. Güzel iş yaptığını da sanıyor. Ali Aleyhisselam o minval üzere ki peygamber ona bunu öğretmişti. لَوْ اَنْ يَهْدِيَ اللّٰهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسِ Ali Aleyhisselam gitti bunları topladı. İslam'ın adaletini, güzelliğini anlattı. Bunlar teslim oldular. Oldu ki Yemen'de de çok Ali dostu var. Halid'in katliamının önünü aldı Ali. Mantıkla, hukukla, adaletle gitti. Bolu'da ganimet elde ettiler. Bununla beraber mümin olanları getirdiler, zekatlarını verdiler. Kumuşlarını verdiler, neler varsa da. Vücuhat-ı şer'iye getirdiler, verdiler. Bol mal kazandı. Devletin hazinesine bol maldan döndüler. Ha, o arada Ehl-i Sünnet kaynakları der ki birisi baktılar cepheden geldi. Arabistan yarımadasının en ucunda, o an ucunda Yemen'di. Daha Hint okyanusuna bakır Yemen. Oradan Medine'ye o gün telefon yok idi, televizyon yok idi. Hatta savaşı canlı yayın veren. Haber postayla gelirdi. Baktılar ki sahabilerden birisi cepheden geldi. Savaştan mazur olanlar var gitmeyenler. Sakattı, yaralıydı. Önceki savaşta yaralanmıştı. Hastaydı sefer başladığı dönemde. Ya da özel sebeplerle Resulullah'tan izin almıştı. Bir kısmını da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam başkentinde, paytaktında, Urdu'da münafıklar var. İhtilal yaparlar ki. Orada kendisi tuturdu. Geldi Resulullah evindeydi. Millet de işte savaştan mazur olup kalanlar da mescitte. Şimdi haberler... bütün programlar mescitte yapılır da. Hükümetin programı da orada yapılır. Adalet de orada icra edilir. Savaş da orada tanzim edilir. Her şey orada. Mahkeme de orada.
ki kalkıp işin olmayan kim varsa gelirdi mescide. Hayatın rehberi mescitti. Baktılar cepheden birisi geldi, meraklandılar. Ne var ne yok, haber ne? Dedi valla hayırdır. Zafer haberi getirdim. Ben ne yapsın, iyi ki sen önce geldin. Dedi beni Halid İbni Velid gönderdi. Peygamber'e bir haber getirdim. O nedir? Dedi, Ali Humus'tan bir tane cariye götürdü, bir kız götürdü. Bunu peygambere desey, Ali peygamberin gözünden düşer. Halid beni onun için gönder. Siz dinle. Mescitteki bu müminler, münafıkta da öldüler ha. Mümindiler de. Görürsem cepheyi merak ettiler. Zafer haberini alınca sevindiler. Mümindiler de mescitte. Cevapları ne oldu? Hocam Ali, bir kızdan fazlası da onun hakkıdır. Mescide. Bu zafer onun elinden oldu. Tukumu soku dedi. Sen karnın ağrısı ne? Ama bu başka şey çağrıştırır. Peygamberin gözünden Ali'yi düşürer. Bunun propagandası iyi yapılmalı. Aynen şunu dediler. Heh, bunu peygambere de koy, belki Ali peygamberin gözünden düşer. Tarihinize tecrübe edin, bilirsen mi? Peygamber bunu eşitirdi. Niye eşitirdi? Bir isteyerek kulak misafiri var, bir istemeden kulak misafiri. Peygamberle Ali'nin ahı kapısı da mescide açılırdı. Kapıda diyen de biz ikimin bazı bilmem çelik kapılar yok uydu. Özellikle kapı, ağaçtan bir kapı da olsa ahı klima yok uydu. Arabistan'ın sıcağından bahsederek bir perde atırdılar ki havalansın içeride. Kapıyı örtüp içeriye kafe etmedi. Bu mescitte ne konuşulsa orada da duyulurdu. Peygamber aleyhissalatü vesselam perdeyi bile kaldırdı. Mescidin içine bile bir baktı. Buyurdu, ma turidune min Ali. Ma turidune min Ali. Ma turidune min Ali. İnnehu veliyyü kulli mu'minin ba'd. Ali'den ne istiyorsunuz? Ya Ali'den ne istiyorsunuz? Ve Ali'den ne istiyorsunuz? Diyor ki yüzü kızarmıştı, gözleri kızarmıştı peygamberin sinirden, öfkeden. Onu gözden düşürmek, onu efendim harcamak, tazif etmek neyinize yarıyor? Benden sonra her müminin ki Ali'ye Veliyullah diyen, Ali'ye Mevla diyenlerin ele birinci şeyi budur. Çok şükür demek lütfesi var. Çok şükür demek mümin. Ama bunu yürekten daha Ali'ye Mevla değil, Necat gemisine binip gemiyi içinden delmek, o daha beter ki öyle. Bu sahabe diyor ki, madem böyle, ya Resulullah demek ben Müslüman değilmiş. Ben Müslüman olsam, oradan buraya kaça kaça o gönderip ben de gelirim ki, Ali'yi gözden salam, burada menfi propaganda yapıp, Ali'yi gözden salam. Ve ne yazık ki bir değil, yine Ehl-i Sünnet kaynaklarındadır. Diyor,
Peygamber bir gün Ali'ye baktı, ağladı. Ya Resulallah, Allah seni ağlatmasın, neye ağlıyorsun? Büyüdü, başına gelecekleri görüyor. Birçoklarının yüreğinde o okta, o düğüm, o kin, o öfke, o haset, o çekemezlik sana karşı var ha, şimdi izhar edebilmiyorlar. Benden sonra işte onlar açığa vereceksin. O düşmanlıklarını açığa verip başına iş getirecek. Bu duyduğum bir rivayettir. İmam Hüseyin Aleyhisselam Kerbela'da dedi ki peygamber torunu benden başka yeryüzünde daha kim var ki? Peygamber kızının oğlu olan Hamza Ali Ebaullah, Hamza kimin annesi olan Cafer-i Tayyar kimin annesi ola, Vesiy-i Resul'ün oğlu ola, peygamber kucağında büyüyor. Seyyid-i Şabab-ı Ahl-i Cenni ola, kim var benim başka? Bilmiyor musunuz benim bu olduğumu? Biliyoruz. Özünüz davet ettiniz, pişmansınız, dönün gidin. Bu düşmanlık nedir? Yani bana ne düşmanlığınız var? Melceğiniz olduk, melazınız olduk, tadınıza koştuk, hep hayırınızı istedik. Nedir bize karşı bu düşmanlığınız? Niye benim kanıma böyle susamış canavarlar kesildiniz? Sebep nedir? Yine kendisini zahir ediyor. Değiller, Şiiler öldürdü. Şiaya bühtandır, iftiradır. Küfe ile Şam'ın haytaklık münazası var idi. Yoksa birisi Şia, birisi Sünni, böyle değil. Onların Hüseyin'e verdiği cevap Hüseyin'in kalbini çok ezdi. Seni öldürmeye böyle yetenmemiz, Ali'ye olan kinimiz, düşmanlığımızdan. Babam Ali'ye olan ülkemiz, düşmanlığımız böyle zor. Ali'ye olan düşmanlığımızdan seni öldüreceğiz. Değilim ama senin buna çok müthiş Allah. Ali'nin sayesinde adam olanlar, Ali'nin sayesinde şeref bulanlar, Ali'nin sayesinde başını uçaranlar, şimdi Ali'ye bile düşmandılar ki özü o ki gidip de oğlundan, peygamber evladından onun intikamını aldı. İmam Hüseyin bu mantaliteye çok yandı. O ahdi ki Allah'ım. Tek başına yani İmam Hüseyin'in bizim televizyonunda da dedim ama ne yazık ki verilen saatten önce kesildi. İmam Hüseyin işte kelle ile biat arasında kelle vermeyi seçti. Bu yanlış, yanlış bilgidir. İmam, bu iki alternatifin ikisi de Yezid'in alternatifi de, İmam Hüseyin'in alternatifi bu değil. İmam Hüseyin'in alternatifi kansız alternatifi. Bir, sürgün oluyor. Gideyim Kafkas'ta, Hint'te, İslam coğrafyasının dışında çoğu çocuğumla beraber yaşayayım. İki, bırakın
Muaviye'ye de biat etmemiştim ben. Sana da etmiyorum. Muaviye'nin de savaşım yok. Seninle de benim savaşım yok. Ben üstüme diyor şen aydınlatma görevini, o güneş görevini yapmaktır. Kimseyle savaşmıyorum ben. Bırakın gidin Ruzeyi mutahar edecektim. O mezarının dibinde çoluk çocuğumla yaşayayım. Bu da ikinci alternatifti. Üçüncü alternatifi müvecekler kabul etmiyor. Ama ben o görüşteyim. Üçüncüsü de ya Yezid benim kellemi istiyor. Bu çoluk çocuğumun yarı yarenimin kellesini istemedi ki sizden. Beni götürün Yezid'in yanına kellemle böyle. Yezid ne yapacaksa kendisi yapsın. Siz niye bana mı diyorsunuz? Cevanlarım niye öldü? Niye ölsün? Şehzadem niye ölsün? 6 aylık yavrum niye ölsün? Anası mürüvvetini görmeyi umduğu cevanım niye ölsün? Kardeşimin yadigarı niye ölsün? Bu evladı peygamber niye ölsün? İmam Hüseyin'in alternatifi buydu. Ölüm değil. Ama onlar vazgeçmişti. Ya zillet ya kılıç. O da kellele vermemek için meşru müdafaa, nefsi müdafaa hakkını kullandı. Efendim Resulullah'ın namuslarının harimini savundu, meşru müdafaa hakkını savunmak durumunda kaldı. Bu onun alternatifi değildi, Yezid'in alternatifi. Ha ama galu belada Hüseyin'in ahdi var idi. Geliştiğinde bunları da feda edecek, o ayrı bir mesele. Felsefi bir bahsetti. Kaza kadar ne ilgili midir, değil midir, bir seçenek midir, İmam Hüseyin'in başından bu seçeneği üstlenmiş mi, niye üstlenmiş, hangi şartlarda üstlenmiş, üstlenmiş de daha Yezid neylesin ve başına gelecekti zaten. Bunlara bana da verilen nokta vakit kalmıyor Hüseyin'de ve bazılara da yetişmek durumundaydı. Fırsat olursa sonra konuşuruz. Aliye Ekber Ağa bu cihetten de çoğusu İmam Hüseyin'den sonra şöhada içerisindeki en üstün şahsiyet Aliye Ekber'i görüyorlar. Aliye Ekber'in Fatime zürriyesi olması hem Ali zürriyesi de hem Fatime zürriyesi. Ve de Peygamber'e Ehl-i Beyt içerisinde en çok benzeyen halken ve hulüken ve mantıken Peygamber'in kopyasıydı. Bu basit bir şey değil. Halken ve hulüken ve mantıken. Bunun üstünde de günlerce danışılan bir söz. Hulüken. Peygamber hulüke azim sahibi. Allah'ın dediği. Allah büyük değil, dünyanın bütün metanı küçük değil, galil değil. Huluk-ı azim peygambere değil. En büyük ahlak örneği. Peygambere o noktada da tıpatıp benziyor. Eşbehun nasıl? Malum ki Ali Ekber ağanın asgari budu ki iki masum görüldü. İki masum Peygamberin kucağında Hamse-i Teyyibeden masumun ötesinde bir şeydi. Alemin tevessül ettiği, Enbiya'nın tevessül ettiği beşin ikisinin hayatını görmüş. Hasene'nin. Onlar da onların da yaşadığı dönemi yaşamış olmasına rağmen Eşbehun nas bi Resulullah. Eşbehun nas bi Resulullah olmak çok iddialı bir şey. Halken o başka bir şey. Hulüken ve mantıken.
Hulugan ve mantığı. Ahlakı da öyle, mantalitesi de öyle. Budu ki o gidende İmam Hüseyin Allah şahit oldu. Eşbeh nas ve Resulullah'ı gönderir. Yana yana değil. Peygamberin özlemini ondan alır. İmam Hüseyin değil, o masum imam. Hamze-i Tayyib'e, Âl-i Eba'nın hamisi, beşincisi. O değil, peygamberin özlemini bununla getirir. Dedemi özledikçe Ali Ekber'e bakırdı. Böyle böyle o. Özünü gönder. Eşbehun nas ve Resulullah halkan ve hulukan ve mentuk. Bu açıdan ulemamızın çoğusudur ki İmam Hüseyin'den sonra şer ve naşr-ı edası içinde en afzalı Ali Ekber'dir. Bu, İmam'ın bu sözüne binaen ve terefeyni Zehra diyen masumdan geldi. Hem Zehra soydu, hem Ali soydu. Zehra Suriyesi olmak başlı başına faziletti. Saadatımız bu açıdan ne kadar olursa azdı. Kim onlarla bu şeref, nesebi şeref yarışına girebilir ki? Seyitcan, Ali Ekber Ağa'dan dine hemimiz müstefiz olarak, iltiması var. Selamu aleyke, selamu aleyke ya Ebu Abdillah ya, 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 ya. Esselamu aleyke ya ibne Resulillah ya, ya vecihen indallah ya işfalena indallah. Her kim istir tuşeyi taat aparsın mehşere, ağlasın şehzade-i azam Ali-yu Ekber'e. Xalqara bu nazənin şəhzadə çox məhbub idi. Tələt-i zibayı hüsni cəddi tək məczub idi. Arzu eylərdi hər kim sureti peygambere, ram olardı gelbi baksaydı cemali ekbere. Ahli Yesrib xeyli muştaq idi rana qaddine, her qadamda min göz eylerdi tamaşa qaddine. Necə gözəl idi. Küçədə hər kəs ona baxırdı. Yol gedirdi, baxırdılar. Peyğəmbər gedir. Elə bil, peyğəmbər yol gedir. Gər Züleyxa rüyət etsəydi cəmali əndərin,
Bir bakışda Yusuf'un yaddan çıkardar dünya giyin. Çeşver o hüsnü melahette yegane şahidi. Halkan o hulkan Teâlallah Resulullah idi. Düşmən de onu tərif edirdi. Onun tərifin Hazreti Ali'nin en büyük düşmanlarından olan Muaviye, Allah ona lənət eləsin. Dedi kürsüyə, bu xilafətə bir nəfər layiqdir. O da Hüseyin'in oğlu Ali Ekber. Bir Ali Ekber ki düşmanlar da tərif eylədi. Gör Yezid'in leşkəri ahir onunla neylədi. Gör nə qədri yar edəydi, ərsə tənc oldu onun. Taqət əldən getdi, qol saldı uqabın boynuna. O qədər cəng elədi, da taqət yəlindən getdi, susuz idi. Bədəndə də yaraları çox idi. Elə bir dəfə izin dolandırdı xeymələrə, baba Əli Əkbərindən selam olsun sənə. Selamı ahir ilə iki ucaldı Əkbərdən. Fəğanın alə bulənd oldu Ali Heydərdən. İmam Hüseyn xeymədə duydu Əli Əkbərinin sədasını. Alıcı quş kimi amma imam edil xəzdə, özün yetirdi cavan oğlunun başı yüzdə. Elə ki düşdü yatından o şahid eşinə cigər. Baxıb cənaziyə səsləndi can Əli Əkbər. Bilmirəm nə hal ilə tapdı cavan oğlun imam. Taqət olmadı etsin sədri zinizdə davam. Toprak üstündə süründü ərşi həq pirayəsi. Sayə saldı Əkbərə Allahu Əkbər sayəsi. Dik gəlməyib bax. Birbaşa gəlməyib, 7 qədəmdir qalırdı Əli Əkbərin başı üstünə. Gördülər imam özün atdan addı yerə, sürünə sürünə gəldi Əli Əkbərin yanına. Ay bala, ay bala, ay bala. Bu məclisdə oğlu ölən olmuyor. Ay bala, ay bala, ay bala. Cəbalim bala, Əli Əkbərim bala. Dəli liderim, ay yasa gələnlər, ay dışarıda da səzimi eşidənlər. Baş üstə əyləşib tökdü yüzə göz yaşını. Təsəvvür elə bu səhnəni ya, aşura söz oxuyuram sənə. Oğlunun bir kəz baba qoydu diz üstə başını. Deylə qətə uhu irbən irba, tikə tikə doğramışdılar Əli Əkbər. Az qalır gördü dili xunini tirgən belə. Şeyx Həmid ağa, qoydu üz qanlı yüzünə, bəlkə qəlbi dincələ. Hər nə qədir üz-üzə qoydu, ürək dincəlmədi. Yedi dəfə səzlədi oğlum, amma səz gəlmədi. Elə bir kəlmə dedi Əli, ədəbli bala. Gözəl bala məni, indi fərmayış oğul yatma, oğulsuz qalmışam. Yar yavər doğranı bu çöldə, yalqız qalmışam ay bala. Əli bala, Əli bala, Əli bala, Əli bala. Acı
bacağım burada Tadı Şüara Ənvərdən bir dənə, Tadı Şüara Yahyavidən bir dənə deyəcəm. Hüseyn Təllidən endi o meydanı bəlaya. Enir, enir başların üstünə qılıc qalxır havaya. Xitab eylədi həzrət, oğul gəldim hər aya. Nə dillərlə dedi Əli, Əli can bala ləbbeyk. Ləbə can bala ləbbeyk. Səsin xeymiyə gəldi, hayandan bala ləbbeyk. Can Əli, Can Əli, Can Əli, doğradan bədər və qurban Əli. Ay Allah, Allah raziyə rəhmət eləsin. Razinin burada bir məsiyyəsinin əvvəli düşdü yadıma. Belə baxır İmam Hüseyn dilindən. Hicri neylib mənim əğmum Əli ya vələdi. Əntə məzlum, ənə məzlum, Əli ya vələdi. Bala sən də məzlumsan, mən də məzlumam. Ay ədəbli bala, ay yaralı bala. Allahu Əkbər, Allahu Əkbər. Buna bax, buna bax. Gör nə haldəydi Hüseyn, Zeynəbi dərdi hara çəkdi. Qudsiyan yumdu gözün, ərşə mələklər qara çəkdi. Bax, 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 buna bax, buna bax. Ay Allah, ay Allah, ay Allah. Bacısı gördü gəlir, Hüseyn tez əbanı yoxlara çəkdi. Gördü Zeynəbi gəlir, götürdü əbanı öpdü ki, Əli Əkbərin doğranan bədəni görməyə. Dedi, baxma bacıcan, Əkbərimin yarəzi çoxdur. Çağır Əbbasimi gəlsin, balamın sağ yeri yoxdur. Ay Əbəlfəz, ay Əbəlfəz, ay Əbəlfəz. Qan gəlir yarasından. Oxşama deyirəm, sən də qoşul mənə. Kərbəlada inşallah Allah nəsib eləyər ki, bir Kərbəla olaq, ziyarətdə olaq. Bax, elə bax, bu qonaqlarla. Qan gəlir yarasından, əbanın arasından. Görün balamın salim yeri qalıb, öpün mən arasından. Əkbərim gülə bənzər, gülüm sümbülə bənzər, bədəninin yarəsi açılmış gülə bənzər. Ay Allah! Can niyə qala məndə? Bax yaman hala məndə, bu çöldə qurban verdim ay Allah, ala göz bala məndə. İndi buna bax, Əli gözündə qana qurban, yaralı cana qurban. Gör nə deyəcəm, ürəyimin başı yanacaq. Yollar bağlıdır Suriyanın yolları, ay Allah. Gözündə qana qurban, yaralı cana qurban. Əli Rüqəyyə bacın gəldi, danışdır sənə qurban, ay bala. Axı hər zaman Rüqəyyəni görəndə qucağına alardın, ay bala. Ay, 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 ay. Değerli liderimin önünde, alimlerin önünde koy bunu da deyim, bununla sinəni vuraq.
Azaga her il mən, her sene ben burada Əli Əkbərini oxuyanda bu bende deyirəm. O kadar ürəyimi yandırır bu. Buna bak. Oğul, almaram Yusif'i gerçi onu dünya bəyənib. Hüsnü məşhur idi Sidqi ilə Züleyha bəyənib. O Züleyha bəyənəndi səni Zəhra bəyənib. Ay bala. Ay Zəhranı maralı Əli 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 Əli. Allah kabul eylesin. Min ildi Hüseyin dərdini təhrirə çəkirlər. Təhrirə çəkibir işdəyi təqdirə çəkirlər. Hər divara yazılsa Hüseyin adı, Zeynəb adı öpərlər. Hər yerdə Yezid adı görüb tirə çəkirlər. Kəbəyi eşki minasız neynirəm? Min mina olsun fədasız neynirəm? Gər cəhanı versələr, yek sər mənəm, mən cəhanı kərbəlasız neynirəm? Qəmin qəm istə gəlir, qəmli əlqəm aşıqiyəm. Qapı-qapı gəzərəm, bəzmi matəm aşıqiyəm. Üç ay baharı verin bülbülə gülüstanda, mən 11 ay gözü yaşlı məhərrəm aşıqiyəm. Qocalmışam, ay İmam Hüseyin ağanın qapısında ömür soyanlar, ay İmam Hüseyin bayrağın illərlə əllərində daşıyanlar, ucaldanlar, başda dəyərli iftixarımız, başımızın tacı, dəyərli liderimiz olmaqla. Ay İmam Hüseynin İstanbulda ələmin bayrağını qaldıran. Ay, bu şuarı deyənlər Zeynəbiyyə məktəbimizdir, öndərimiz var, rəhbərimiz var. Zeynəbə Şəhbaz oluruq, qəbrinə Şəhbaz oluruq, Zeynəbə Əbbas oluruq. Qocalmışam, dirilikdən əgərçi dil sərdəm, Hüseynin eşqi cavan saxlayıb məni hərdəm. Qapı-qapı gəzərəm, bəzmi matəm axtarıram, Hüseyn əzasını versəm, behiştə namərdəm. Ağamın məclisini mən dəyişmərəm ki, behiştə. Bu sözü hamımızın dilindən oxuyuram bu gecə. Əli Əkbər gecəmiz oldu. İmam Hüseyin ağanın özünə təqdim edir. Ağa, bir ömür ya Hüseyin demişəm, ya Hüseyin sənə. İndi yaman günümdür, əlimdən yapış ağa. Allah'a hamd vermişəm izzətinə. Allah bizim qəbrimizin əvvəl gecəsini İmam Hüseynin nuru ilə işıqlandırsın. İmam Hüseyin ağanı başımız üstündə əvvəlinci gecədə hazır eləsin. Ağa, hər yerdə ya Hüseyin demişəm, ya Hüseyin sənə. İndi yaman günümdür, əlimdən yapış ağa, bu qəbr cuşəsində qəribəm, adamsızam. Burada nə bir qohum tapılır, nə tanış ağa. Çox qorxuram, nəkir ilə, münkir ilə neynərəm. Lütf eyləsən, özüm bu işə bir qarış ağa. Bir ömür mən sənin tərəfindən danışmışam. Bir yolda sən mənim əvəzimdən danışam. Bir ömür mən sənin tərəfindən danışmışam. Bir yolda sən mənim əvəzimdən danışam. Sən imam sənin tərəfindən danışırsan, bir ömürdə onun tərəfindən sinə vurursan, əzadarlıq edirsən. İndi yenə də ləbbeyk sən, ləbbeyk əbəl fəssəsri burada eşidəcəm. Gözəl sinə vuracaqsan, əllər və qurban olum. Xəbərdar ey əzadari mühərrəm, denən ləbbeyk sən, ləbbeyk əbəl fəs. Xəbərdar ey əzadari mühərrəm, denən ləbbeyk sən, ləbbeyk
kəbəl fəz Xanım Zəhra deyir başlandı matəm Xanım Zəhra deyir başlandı matəm Denən ləbbeyk Hüseyn ləbbeyk əbəl fəz Denən ləbbeyk əbəl fəz Denən ləbbeyk Hüseyn Hamı desin hamı Denən ləbbeyk Hüseyn Hərə bu eşqə bir qiymət yazıb deyir İmam-ı Sadiqin cənnət yazıb deyir Hüseynin Yasinə hər kəs gələnməz Sənə ərbabəzi dəvət yazıb deyir Gözün yaşın rəvan etmişli zəmzəm Denən ləbbeyk Hüseyn ləbbeyk Fəratın yolları bir parça qandim Su üstdə bir nicəhban öldürüblər Qanaqlar oxlu məşkə nəhri əlgəm Denən ləbbeyk Hüseyn ləbbeyk əbəl fəz Denən ləbbeyk Hüseyn ləbbeyk əbəl fəz Səs və qurban Denən ləbbeyk Hüseyn ləbbeyk əbəl fəz Denən Bu təşkilatə hər kəs olsa bədi bin Aç əlləri sinə vur Sinə vur əllər və qurban Ay maşallah Bu təşkilatə hər kəs olsa bədi bin O ya vəhabidir ya düşmənidin Çıxartmaz qarəsin xalis Hüseynçi Nə qədir Ali Üməyyə etsə tohin Yahudun ağzına vurmuş demokəm Denən ləbbeyk Hüseyn Denən ləbbeyk Hüseyn ləbbeyk Fəz denən Bu bəndə bax, bu bəndə bax Hüseynə nökər olmaq himmət istər Əbəl fəzli çağırmaq qeyrət istər Hüseynə nökər olmaq himmət istər Əbəl fəzli çağırmaq qeyrət istər Diritdi şuri aşura qədiri Sözə baxı, gör nə yazıb Diritdi şuri aşura qədiri Əlidən ad gətirmək cürət istər Baxır Məhdi Vəli Yullahi Əzəm Denən ləbbeyk Hüseyn Fəz denən ləbbeyk Ləbbeykə ya Hüseyn Şəhəd ağam Allah əziz eləsin Bir iki not ilətirəm Gözləmlədiyimiz qadarıyla araçlarımıza yetərincə aşura afişlərinin asılmadığı görülmüşdür. Bu konuda araç sahiblərindən daha duyarlı olmalarını bəkləmişdəyiz. Aşura afişləri cami çıxışında təmin edilə bilir. Yəni, arabanıza aşura afişlərinin asılması demək, aşuranın əzəmətli geçməsi deməkdir.
Eğer özünüz öz yaptınız, merasimin duyurusunu özünüz yapmışsa başkasından ne beklersiniz? İhmal etmeyelim, çıkışta Aşura afişlerini mutlaka alalım ve araçlarımıza yapıştıralım.